Herkese merhabalar. Bugün çok amaçlı, 4 tane bölmesi olan, içine bir sürü malzeme sığacak büyüklükteki ve çok kullanışlı bu bez çantanın dikimini göstereceğim. Çanta için 2 ayrı kumaşım var. Biri dışı için dak kumaş. Dak kumaş yerine keten kumaş ve buna benzer sert kumaşlarda kullanabiliriz. İçi için de astar kumaşı. Düz renk poplin bir kumaş tercih ettim. Çantaya saplarını yapmakla başlıyorum. Sap için 2 adet 6 cm 37 cm'lik kumaş kestim. 2'ye katlayıp diktim. Yani 3 cm'e 37 cm olmuş oldu. Sapı 2'ye diktikten sonra 2'ye katlayarak orta kısmını buluyorum ve orta kısmından 15 cm'lik bir alan belirleyip onu da 2'ye katlayıp 15 santim olan kısmı 2'ye katlayıp iğneliyorum. İğnelemiş olduğum bu 15 santimlik kısmı makinede düz dikişte dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Çantanın dış kısmı için dikdörtgen bir kumaş kestim. Kumaş 44 santime 80 santim. Kumaşı 2'ye katladığımda 44 cm'e 40 cm oluyor. Çantanın saplarını takacağım yeri ayarlıyorum. Her iki kenarından da 16 cm ölçüp sapları iğneliyorum. Ve makinemde ileri geri yaparak 4-5 kez dikiş atıp sağlamlaştırıyorum. Çantanın diğer tarafının saplarını da aynı şekilde ölçüp iğneleyip dikiyorum. Sapları sağlam dikmekte fayda var. Çantamızın içi oldukça geniş olacağı için içerisine çok malzeme alacağından saplarının sağlam olması gerekiyor. Sapları diktikten sonra çantanın iki tarafını üst üste düzgün bir şekilde yerleştirip alt kısımlarından 6'şer santimlik kareler kesiyorum. Her iki tarafında da aynı işlemi yapıyorum. Bunlar çantanın tabanındaki genişliği oluşturacaklar. Çantanın iki tarafını da kenarlarını birer santimden düz dikişle dikiyorum. Başta ve sonda ileri geri dikiş yaparak sağlamlaştırmayı unutmayalım. Düz diktikten sonra makinenin zikzak dikişiyle süfle de çektim. Süfle çekme aşaması videomda yok. Videoyu uzatmamak için çekmedim. Kenarları diktikten sonra çantanın tabanından kestiğim 6 santimlik kare olan kısımları gördüğünüz gibi şekillendiriyorum ve iğneliyorum. Makinamda düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra çantayı ön tarafına çeviriyorum. Diktiğim kısım bu şekilde görünüyor. Çantamın alt köşesine bu şekilde bir arma yerleştirdim ve dört köşesine diktim. Şimdi de çantanın içi için astar hazırlıyorum. Çantanın dışında kullandığım ölçülerin aynısını burada da uyguluyorum. Yine taban kısımlarından kesmiş olduğum 6'şer santimlik karelerden burada da kesiyorum. Çantanın içine cep dikmek için 22 santime 30 santimlik bir kumaş kesip 2'ye katlıyorum. Ön yüzüne çevirebilmek için bir kısmını açık bırakarak diğer kısımlarını dikiyorum. Kenarlarındaki fazla kumaşları kesiyorum. Dikmediğim yerden öne çeviriyorum. Tüm köşelerini iyice dışa çıkartıyorum. Çevirdikten sonra cepin dikiş yapmadığım kısmını baştan sona kadar 1 santimden dikiyorum. Bu kısmı cepin üst kısmı olacak. Hem de bu şekilde kapanmış oluyor dikilmeyen yerleri. Diktikten sonra cepi 2'ye katlayarak orta noktasını buluyorum ve iğneliyorum. Aynı şekilde astarı da 2'ye katlayarak orta noktasını buluyorum ve cepi yerleştirip iğneliyorum.
Bu arada söylemeyi unuttum. Cepi astarı yerleştirirken üst kısımdan 6 santim boşluk bırakarak yerleştirdim. Kenarlarını da bu şekilde çiziyorum daha düzgün bir dikiş yapabilmek için. Cepin üç tarafını diktim. Sonuç bu şekilde görünüyor. Şimdi de hem çantanın içinde bölme oluşmasını sağlayacak hem de fermuarlı bir göz olması için kumaşı hazırlıyorum. 25 santime 78 santimlik kumaş kestim. İkiye katladığımda 25 santime 39 santim oluyor. Fermuarı kumaşa geçirmek için gördüğünüz gibi kumaşı içe doğru katlayıp fermuara iğneliyorum. Tüm kenarlarını iğneledikten sonra dikiyorum. Köşesine gelince orayı da gördüğünüz şekilde katlayarak dikiyorum. Fermuar ayağını değiştirip fermuarın diğer kanadını da aynı şekilde dikiyorum. Fermuarı diktikten sonra kapatıyorum. Bu şekilde görünüyor. Tekrardan fermuarı açıyorum. Ve tersinden kumaşın yanını ve alt kısmını dikiyorum. Diktikten sonra kenarında kalan fazla kumaşı da kesiyorum. Ve ön yüzüne çeviriyorum. Fermuarı kapattıktan sonraki kısımdan fermuarın çıkıp gitmemesi için orayı da elimde iğne ile güzelce sabitliyorum. Sabitledikten sonra bu şekilde görünüyor. Kumaşın köşelerini de iyice düzelttikten sonra astarın iç yüzüne üstten 6 santim, alttan da 5 santim işaretleyerek gördüğünüz şekilde iğneliyorum. Cepi iğnelediğim noktalardan astara dikiyorum. Başta ve sonda ileri geri dikiş yaparak sabitlemeyi unutmayalım. Böylece fermuarlı gözü astarın bir kanadını dikmiş oldum. Diğer kanadı da yine aynı şekilde üstüne düzgün bir şekilde iğneliyorum. Ve her iki kanadı da iki tarafını da kanadın makinede düz dikişte dikiyorum. Kenarlarını diktikten sonra taban kısımlarından kesmiş olduğum 6'şar santimlik kareleri bu şekilde düzeltiyorum, iğneliyorum ve makinede dikiyorum. Diktikten sonra ön yüzüne çeviriyorum. Çantayla astarını birleştirme aşamasına geldim. Burada her ikisini de tersinden iğneliyorum. Santim kadarlık bir alanı çantayı ön yüzüne çevirebilmek için dikmemiştim. Buradan çantayı ön yüzüne çeviriyorum. Çantayı ağız kısmından astarı ile birlikte düzleyip iğneliyorum. Çevirmek için boş bırakmış olduğum kısmında kesik yerleri içe gelecek şekilde düzeltip iğneliyorum. Ve çantanın tüm kenarlarını 1 santimden düz dikişte dikiyorum. Hem böylece sapları daha çok sağlamlaşmış oluyor.
olarak çantanın yan taraflarına yarım santimden spor dikişler yapacağım. Bunun için çantanın kenarlarını düzgün bir şekilde çiziyorum ve daha sonra da dikiyorum. Çantanın dört tarafını da bu şekilde diktim. Böylece çantayı tamamlamış oluyorum. Elimden geldiğince ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Deneyecek olanlara başarılar diliyorum. Sağlıklı, mutlu kalın, hoşça kalın.